Yani çorba olarak yenilebilir yani. Yani çorba. Evet. Neceye getirdi ki o zaten? Çorba olarak çorba içilebilir. Yani. Çorba yenmez, içilir bu arada. Hayır, bu yarışma için bence ideal bir çorba değil. Çorba karabiber tadı yok, sarımsak tadı yok. Yani krotonla yaptılar. Kaşar, domates çorbasının yani ne bileyim noktayla virgül gibidir yani şey kaşarla domates çorbası. Kaşar olmadığı için de ben zaten puanlamaya bile almadım. Zuhal Hanım, ara yemeğe geçmeden önce mutfağa bir bakabilir miyim lütfen? Bilmem. Onu sahibine soralım. Evet. Bugünkü sahibi yani çok mutfağımızın. Çok merak ediyorum. Sütlü Nuriye'de el açması değil. Sütlü Nuriye bu arada ilk kez. Ben çok severim. Hep dile getirmiştim. Bir Sütlü Nuriye, niye kimse Sütlü Nuriye ama yapmıyor işte, diye. Ama işte el açması olmadığı için yarışmacının mutfağı. Hilal Hanım. Mutfağımı keşke önceden baksaydınız. Evet, sonuçta servis yaptım ben. Hani... Şimdi çorbalar olduğu için çorbaları çok baz alarak şey yapmayacağım. Tamam, değerlendirmeyeceğim. Buyurun bakabilirsiniz. Teşekkür ederim. İzin veriyorsun. İzin veriyorum. Hiç sıkıntı değil. Peki. Ayakları uyuştu herhalde. Nasıl? Bir yürüyecek mutfağa doğru. Ne çabuk uyuştu daha 10 dakika oldu gelin. Görsünler. Ben baktığım kadarıyla buradan temiz görünüyordu. Buradan temiz görünüyor. Buradan. Başka mutfağa yani girmek ister yok herhalde. Bence de temiz olması lazım mutfağın. Evet, bir saatlik menü dedi çünkü. Aha. Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim. Ali, aşçılık yaptım dedin gemide. Bir eğitimli bir şeyin var mı? İlgiden mi? Ben daha alaylıyım ben. Yani konu olarak çalıştım, şey olarak çalıştım ama bu şeyim de var yani. Bir 6 ay çıkmışlığım var. Bir zaman gemide çalışırken aşçı İtalya'da kaçtı, firar etti. Aşçı gidince de sana bana kaldı. İş düştü. Ve insanlar çok memnun kaldılar. O yani, elinin lezzeti ama, var demek ki. Şöyle bir şey var gemilerde. Gemide salim var. Çok fazla insan bir arada olduğu için ve tek sosyal faaliyeti yemek olduğu için insanların bir ay çok güzel yemek yaparsın, bir gün kötü yaparsın, çok kötü olursun. O riski almak istemiyorum. Kendi doğru. Mesleğim, reislik olarak devam etmek istiyorum yani. Evet, neye baktınız şimdi mesela? Şimdi mesela lavabonun içinde şeyler kalmış, hep yeşillikler kalmış. Bunları görmek istemezdim ben şahsen. Sizin bir menünüze göre. Onun dışında ocağınız olması gereken şeyler temiz değil zaten. Evet, mutfakta olması gereken şeyler. Ama şöyle ki Hilal Hanım, bir saatlik menünüz var. Yani sizin menünüzü bir saatte ben çıkartırım. Şu menüyü gerçekten siz bir saate çıkartırsanız sizi tebrik edeceğim. Şöyle söyleyeceğim, benim yarınki menümü göreceksiniz zaten. O zaman beni tebrik edersiniz. Şu an mutfağınız çok da hijyenik değil açıkçası. Bitti, teşekkür ederim. Afiyet olsun size. Ben gayet de temiz olduğunu düşünüyorum. Şu an peki devam ediyorsun? Evet, gemiden geldim. Bir hafta önce indim. Neredeydi gemi? Gemi şu an Afrika'ya gidiyordu. Ben Afrika'ya gitmek istemedim. Eğer Afrika'ya gidersen bir yolcuyu yanına vermek isterim. Bütün masrafı benden. Götürürüm. Yani olur. Giderse çok mutlu olur. Gürbüz değil mi yoksa? Evet, Afrika'yı çok görmek istiyor. Özellikle vahşi hayvanların olduğu bir safari falan olursa o jipin kapılarını açın bırakın gitsin. Hatta... Ya yakınlaşsın hayvanlara, görsün onları yakından. Bengal kaplanı olur, efendime söyleyeyim bir aslan olur. Yani artık sevaptır ya. Ya şey var, fil dişi sahilinde ülkesine gittik. Buradan dedi şehre giderken yürüyerek gideceksiniz. Ama dedi yol kenarında vahşi hayvanlar var. Gürbüz'e yoldan şehre dolaşmaya götürürüz vahşi hayvanları beraber. Ne güzel olur. Ay çok sevdim seni Ali. Hadi Gürbüz, Afrika yolcusun. Zuhal Hanım. Efendim. Ya, benim aklıma takıldı da. Ali Hüda Bey, acaba bana nasıl bir servis eğitimi vermeyi düşünüyor? Evet. Herkes de verecekmiş. Ondan biraz bahsederse ben çok memnun olurum. Tabii sen emeklerini getir ondan da. Ben de katılıyorum burada. Ben de çok merak ediyorum. Hani dert vereceğim yerine işte hani şöyle söylesem böyle olur. Kendi yorumunuzu katarak yapsaydınız daha iyi olurdu. Ders vereceğim. Ben size ders vereyim isterseniz. Yani ne konuyla ilgili bir fikriniz var da? Özellikle aşçılık, mutfak, servis, şimdi dizayn şöyle, bana ders vereceksiniz ki. Ben bu yarışmaya katıldıysam benim her konuyla ilgili fikrim var. Ya öyle de. Şimdi fikir başka bir şey, eğitim. Yemek yarışması. Ben lise mezunuyum, şeflik yapıyorum. Tamam, ya bunu da size kusura bakmayın ama sizden iyi bileyim. Ben de üniversite mezunuyum. Hangi bölüm? Güzellik marketim var. Ben de ticaret mezunuyum. Şimdi şeye gelmedik şöyle, biz. Makyaj... Gastronomi şehrinden geliyorum. Çok güzel yemekler yapıyorum. Ben size ders vereyim isterseniz. Ya gastronomi şehrinden... Zaten Türkiye gastronomi anlamında çok gelişmiş bir ülke. Hayır. Tamam, hayır, Gaziantep. Türkiye'nin neye göre, mutfağı kime göre? Gaziantep. Ya tamam, Gaziantep de şimdi gastronomi şehrinde yaşıyor olman senin servisle alakalı bütün bilgilere sahip olman anlamına gelmez. Bilgilere sahibim. Ya bütün bilgilere sahipsin. O zaman benim söylediğim şeye niye katılıyorsun? Şimdi Kroton şöyle, ayrı hayır, gelseydi. Tamam, zaten ben dedim ki ayrı gelsin. Ama siz diyorsun ders verin. Evet, ders vereceğim çünkü. Üslubunuz burada bir kere çok yanlış. Ya bak, üslup yanlış falan evet, değil mi? Evet, üslup olarak burada çok yanlış. Burada girmek istiyorum. Ya bir saniye Ali Bey. Ben kendimi bir savunacağım. Ali Bey'den Ali Bey'e. Ben kendimi sizi... bir savunacağım. Bir dakika. Yaş itibariyle de yani... Bir şey, ders demem ki ders kelimesi ya yanlış oldu orada. Ali Bey, evet. Ben yani burada orada... şefim ve...
neyin nasıl sunulacağıyla ilgili hepinizden fazla fikrim var. O yüzden... Fikrim mi var, bilgim mi var? Bilgim, hem fikrim var, ben, hem bilgim var. Ali Hüda Bey. Size... MasterChef'e katılacak. Çünkü bizim toplumumuzda bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan çoktur da. Evet. O evet. Başka, ben senin ya, için söylemiyorum. Kesinlikle alakası yok. Ya ben zaten kendime güveniyorum bu konuda. Ne güzel. Biz de güveniyoruz. Ya sen güveniyorsun evet. Ama yani... O diyor ki ben eğitimliyim, daha evet, ben yani... de eğitimliyim. Sen de diyorsun ki... Ya, güzellik uzmanı eğitim almışsın. Benim evet. Halam da güzellik, hayır, güzellik uzmanı mesela ama yemek ilgili bana bilgi, fikir veremiyor yani. Servis eğitiminden bahsediyor. Kendisi aşçı olabilir ama servis eğitimi verecek kadar da aşçı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yemekte de oldukça iddialım ve iyiyim. Yer zaten ya, beni göreceksiniz. Göreceğiz. Ben size yarın ders veririm. Ya. İstediğiniz bir yer olursa takıldığınız bana sormanız yeterli. Bir şey söyleyebilir miyim? Şöyle Rüveyda Hanım bir saniye. Ben zaten bakın bilmediğim konu hakkında... Hı-hı. Bilen kimseden ders tamam, almak, öğrenmek severim ama bu konuyu ben biliyorum. Bu konuyu ben biliyorum. Tamam, ben bilginize bir şey demiyorum. Bilmeniz evet beni güzel anlamda etkiler ama siz kalkıp burada size ders verip diyemezsiniz. Öyle bir ya hakkınız ben yok. Yanlış varsa ve bunu evet, ben biliyorsam ders vereceğim. Yanlış evet. Yanlış olduğunu söylüyorum zaten. Bence konuyu çok fazla uzatmayalım. Ali Hüda Bey'in bu kadar kendine güvenli bir şekilde ders verircesine konuşmaları bana göre çok itici geldi. Bildikleri vardır. Aşçılığına, mesleğine saygı duyuyorum. Ama burası ders verme yeri kesinlikle değil. Genelde de baktığımız zaman bu tarz yüksek egolu insanların sonu hüsran. Ali Hüda Bey'in tavırları bana şey geldi. Biraz egosu tavan yapmış. Yani yaşı çok genç. Yani daha mesleğinin çok başında. Hiç olgun anlaşmadan oldum demek bana iyi gelmiyor yani. Hilal Hanım'ın mutfağı bu arada çok temiz ve hijyenik değildi. Ne? Arada kaynamasına. Nasıl ya? Evet. Ne var? Ne vardı? Yani şöyle var? Lavabosun içinde yeşillikleri vardı. Böyle hep bırakmıştı. Neyin içinde yeşillik? Lavabosun, mutfak lavabosunun içinde. Ne kadar bir şey bırakmış? Bir tane maydanoz hayır, sapı, iki tane bir şey. Hayır, pardon. Yani burası var. Bir mutfak. Siz evet, orada toz, mutfak. Toprak, çamur görürsünüz. Şimdi şöyle ben Hilal Hanım sizin menünüze göre yorumluyorum. Ama yeşillik olması çok normal yani mutfakta. Hayır, menünüze göre yorumluyorum ve ocağınız oldukça pisti. Ay. Ocağı yani mı? İsteyenler evet. Kalkıp bakabilir ve... Ya ocağında bulunduğu kızar, tutulur, pişirer, taşar. Tamam ama şimdi menüsü çok basit ya. O yüzden temizleyebilirdi. Temiz gibi görünüyor tezgahında, mezgahında bir şey. Yok, çok da temiz değil. Allah Allah. Nur Hanım servisi de biliyor, yemek yapmayı evet, da biliyor. Evet, temizliği de biliyor. Hijyen, evet, ben her hijyen ve santasyona da hakim. Yarın göreceğiz. Yani görüşelim yarın. Ya ben öğrenmeye açığım. Hepimiz olmalıyız. Ben her konuda şey evde. İstiyorum. Söyle Rüveyda. Şimdi eğitim farklı bir şey, bilmek çok başka bir şey. Şimdi eğitimim var diyor Ali Hüda Bey. Bende hem eğitim var bunu, hem bilgi var. Evet. Lafını kesmeyin lütfen. Bunu zaten kendi gününüzde göreceğiz. Sizin güzellik eğitiminiz var ve bu işin uzmanısınız. Ben bununla ilgili yorum yapamam. Evet. Ben otobüs şoförüyüm. Siz gelip bu arabayı kullanamazsınız. Kullanamazsınız hem de. Kullanamazsınız. Vallahi kullanamazsınız. Normal araba yani kullanırsınız da bilek. Böyle tartışmaya gerek yok. Yani bunun eğitimini almak başka bir şey. Ben bunun eğitimini almadım. Gördüğüm, bildiğim şekilde yapmaya çalışıyorum. Elbette. Demek başka bir şey. Yani. Peki. Ya zaten işte çok güzel söylediniz. Mesela ben sizin makyaj yapıp yapamadığınızla ilgili bir yorum yapmıyorum. Ya zaten yemek ona yorum benim yapamaz. İşim, sunum benim işim ve onunla ilgili bilmiyorsanız da öğretebilirim yani. Sıkıntı yok.